geldik. Şimdi arkadaşlar bu haber gerçekten çok tehlikeli bir haber ama dikkatle izlemenizi istiyorum. Önce şunu bir özetleyeyim. Arabanın içi, TOGG'un içi, direksiyonda Süleyman Soylu var. Yanında da Hakkı Alkan, yani bir teknoloji yayını yapan bir kişi, YouTube üzerinden yapıyor zannedersem ve böyle arabanın içerisinde bir yayın tasarlamışlar, onu yapıyorlar. O sırada cep telefonunu alıyor, belli ki iPhone kullanıyor Süleyman Soylu, bak diyor, bunda diyor çok önemli bir, tamam reklam yapmıyor, evet doğru haklısın, kendim yanında YouTube'da zannettim de ondan olabiliyor. İşte bir akıllı telefon kullanıyor, işte gösteriyor burada akıllı telefonda diyor çok güzel bir şey var, uygulama var. Nedir diyor Hakkı Alkan'da? İşte diyor burada diyor ben bir insanın suratını çekiyorum diyor. Bütün bilgiler geliyor diyor. Herkesi takip edebiliyorum. Herkesi görebiliyorum. İçişleri Bakanlığı diyor dünyanın en önemli bakanlıklarından biri. Gel deneyim mi diyor. Dene diyor. Gel çekeyim seni diyor. Çekiyor ve hop telefona Hakkı Alkan'ın tüm bilgileri geliyor. Hakkı Alkan da gülüyor. Ha 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 çok güzel şeymiş diye. Aslında tehlikenin farkında değil. Ne yapabiliriz mesela? Mesela ne yapabilirsin? Benim fotoğrafım. Kaç saniye oldu? Birkaç saniye oldu sadece. Sayın Bakan, çok iyiymiş. Ne kişisel verilerin gizliliği ne de akan trafik durdurabildi. İçişleri Bakanlığı'nın özel uygulamalarını anlatan Soylu, Kim isimli uygulamasıyla şov yaptı. O İçişleri Bakanlığı uygulamaları var. Bir sürü uygulaması var İçişleri Bakanlığı, onlara bakıyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkı Alkan'ın YouTube kanalına konuk oldu. TOGG'la İstanbul turu atan ikili Soylu'nun telefonunu birlikte inceledi. Bu WhatsApp'tan daha kıymetli bir şeydir. Biraz anlatabilir misiniz? Yani dünyada bunun benzeri yok. Ne özelliği var Sayın Bakan? Bunun her özelliği var. Soylu Bakanlığın Kim uygulamasını kullanarak Alkan'ın fotoğrafını çekti. Kimlik bilgileri birkaç saniye içinde telefonun ekranında belirdi. Sana buradan bir numara yapabilirim mesela. Nasıl yapabiliriz Sayın Bakan? Sen diyorsun ya teknoloji. Evet. Dünyada teknolojiyi en iyi kullanan bakanlıklardan birisi İçişleri Bakanlığı'dır. Hiç bu konuda tevazu göstermem. Hiç. Ne yapabiliriz mesela? Mesela ne yapabilirsin? Benim fotoğrafım. Kaç saniye oldu? Birkaç saniye oldu sadece. Sayın Bakan, çok iyiymiş. Bir tıkla kimlik bilgilerini gösteren uygulama, fişleme ve kişisel verilerin ihlali tartışmalarına neden oldu. Peki kim uygulaması yasal mı? Bu devletin çok büyük güçleri var. Sayın Bakanım çok iyiymiş. Bu şu anda size gösterdiğim 100.000'de bile. Öyle mi? Bu gözüken tabloda hukuka uygun demek gerçekten zor. Yani onu da kabul etmek gerekir. Uygulamanın kendisine özel olduğunu da söyledi Soylu. Diğer özelliklerini de anlattı. Hukukçu Görkem Gökçe, tartışılan kim uygulamasını sözcü ekranlarında değerlendirdi. Yani sosyal medyadaki bütün süzmeleri yapar. Türkiye'deki bütün olaylarla ilgili süzmeleri yapar. Bu sadece size özel bir uygulama mı? Tabii. Türkiye'de yani bütün insanların ajanslarda ne olduğunu aktarır. Öyle mi? Hangi makamı sahibi olduğundan bağımsız olarak istihbarat görevlileri dahi belli sınırlar içerisinde hareket etmek zorunda. Keyfi değil, ölçülü davranmak zorundayız. Marifetmiş gibi anlatıyor. Yanındaki kişi de "Oo, çok güzelmiş" falan diyor. Aslında fişlenmişsin arkadaş, sen farkında değilsin belki ama sadece gülüyor. Çok tehlikeli bir durum. Hani bizim şeyler vardır, bu kişisel verilerin korunması filan hikaye. Düşünsenize partili bakan, milletvekili adayı şu anda bütün bilgilerimiz yani hepimize giriyordur diye tahmin ediyorum. Giriyor derken yani şu anlamda diyorum yani hepimizi görüyordur anlamında. Zeki Müren de bizi görecek mi diye bile ama o anlamda söylüyorum yani. Telefonda girdiğinde hepimizi görebiliyor fotoğrafını çektiğinde. Yani bakan şunu düşünemiyor. Muhakemeden o kadar uzak ki. Ya elindeki telefon akıllı telefon. Teknolojisi Amerika'da. Zaten uygulama o telefonun uygulaması. O uygulamayı zaten o telefonun gerçek store'unda görüyorlar. Yani bakan kendisinin takip edildiğini fark etmiyor. Bizi takip edebilir, bizi izliyormuş gibi düşünebilir ama onu da takip ediyorlar. Düşünsene bu bakanın telefonu çalındığında, bak İçişleri Bakanı bu kişi ya. Bu kişi İçişleri Bakanı. Yani bu telefon çalınsa bizim bütün bilgilerimiz yabancıların elde. Zaten şu anda bile bakan onu gösterdi ya, zaten izliyorlardır, biliyorlardır. Yani çok güvenli, en güvenli diyor da inanmayın ona. Hani İsrail veya Amerika teknolojisi onlarda, CIA, NSA bunların hepsi izleniyordur ama
Fişlenmemiz kötü. Bu kadar da komik değil. Hakkı Bey'in güleceği kadar da komik bir durumdan bahsetmiyoruz.